Herhangi bir yapıyla alakam olmadığı gibi hakkımda da hiçbir şey yok. İltica etsem kabul alır mı? Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Oktay Özdemir. Değerli dostlar, son zamanlarda özellikle takipçilerimizden şöyle şeyler alıyoruz. Abi işsizim. 3 aydır, 5 aydır, 1 senedir iş bulamıyorum. Makine mühendisiyim, elektrik mühendisiyim, işte garsonum, tırcıyım, şoförüm. Yani farklı kesimlerden insanlar şu soruyu soruyor. Ben herhangi bir yapıyla alakam yok. Hakkımda herhangi bir siyasi koşturma yok, mağduriyet yok, dava yok, şey yok, bu yok. İltica etsem kabul alır mıyım? Soruları soruluyor. Değerli arkadaşlar, bu sorulara aşağıda bahsedeceğim şekilde cevap vereceğim. Ancak konuya geçmeden önce oynatma listelerimiz var, kategoriler var. Bu oynatma listelerinde kendi sorularınıza cevaplar bulacağınızı ümit ediyorum. İltica öncesi hazırlıklar, iltica sonrası hazırlıklar, ana mülakat hazırlıkları, yol mülakat hazırlıkları, Dublin hazırlıkları, bunlarla alakalı videolarımız bulunmaktadır. Lütfen bu videolara bakınız. Orada tüm sorularınızın cevabını bulacaksınız değerli arkadaşlar. Yani videolarda anlatılan soruları insanlar soruyor. Ya zaman içerisinde bende de hani bıkkınlık manasına geliyor. Yani ya ben bunu anlatayım, neden tekrar aynı soruyu soruyor? Yani armut büş ağzıma büş diyorsunuz ama değerli arkadaşlar, yani bekleyen inanın yüzlerce soru var. Yani ve yüzlerce insan cevap bekliyor. Her birinize tek tek yetişmeye çalışıyorum. Ama aciliyetiyle, yani önemiyle önemsizi ayırt etmekte zorlanıyorum. Bu noktada bana yardımcı olunuz. Eğer sorularınızın cevabı videolarda varsa, yani takıldığınız yeri sorarsanız daha sağlıklı olur. Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle bu hakkında herhangi bir şey olmayan, herhangi bir cemaate mensup olmayan ya da Alevi Kürt olsa bile hakkında siyasi kovuşturma olmayan insanlar iltica edebilirler mi? Esseler ilticaları kabul edilir mi? Genelde söyleniyor. Abi hakkımda herhangi bir şey yok. İşte geçinemiyorum, işsiz kaldım. İltica etsem kabul edilir mi? Şimdi soru kabul edilmeyeyim olunca bu soru çok sıkıntılı bir soru değerli arkadaşlar. Herkesin iltica başvuru yapma hakkı var. Bakanında, cumhurbaşkanında, çaycınında, çorbacınında fark etmez. Herkes iltica başvurusu yapabilir. Ama değerli arkadaşlar, İltica başvurusu yapmak ayrı bir şey, ilticanın kabul edilmesi ayrı bir şey. Siz geldiniz, ister bir gerekçe gösterin, ister gerekçe göstermeyin. İltica, ben iltica etmek istiyorum dersiniz. Alırlar, sizi yol mülakatınızı yaparlar, ana mülakatınızı yaparlar, sizi dinlerler. Dinledikten sonra ilticaya uygun olmadığınızı görürlerse deport kararı verirler. Kimi zaman itirazlı deport kararı verirler, kimi zaman itirazsız deport kararı verirler. Bu şu demek, olay mahkemeye intikal edecek, mahkemeye intikal ettikten sonra da mahkemede deport verecek ve ülkenize geri gönderileceksiniz. Affedersiniz. Bu çerçevede ülkenizde bu bilgiler paylaşılmadığı için burada problem yok yani. Bilgiler gizlidir. Dolayısıyla İltica ettiğiniz ülkede dosyalarınız 10 sene kadar saklanmaktadır. 10 sene sonra arşivden silinmektedir. Yakılmaktadır yani. Ama ülkenizde bu bilgiler paylaşılmamaktadır. Fakat iltica etmeyle iltica kabulü farklı şeyler. Genelde bu tarz arkadaşların ilticaları kabul edilmeyen gruba girmektedir değerli arkadaşlar. Üzüntüyle söyleyeyim. Çünkü 28 Temmuz 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi'ne baktığımızda ki bütün ülkeler bu sözleşmeyi referans alarak hareket etmektedir. Burada diyor ki bir kişi dini nedenlerden dolayı, yani mesela şöyle söyleyeyim, Budist bir ülkedesiniz, işte Myanmar'da olan hadise gibi Müslüman olduğunuzdan dolayı zulüm görüyorsunuz. Ya da dil nedenlerinden dolayı. Eskiden işte Türkiye'de Kürtçe yasaktı, kart kurt gıt diye bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu, bin yıldır beraber yaşadığımız bu kardeşlerimize böyle hakaretler ederek Kürtçeyi aşağılamışlardı. Dolayısıyla ne oldu? İşte Kürtçe konuştuğunuzdan dolayı eskiden işte Kürtler iltica ettiği için kabul ediliyordu. Şimdi zorlandı. Ya da dil nedenlerinden dolayı dedik Kürt, mezhepsel, işte Türkiye'de Alevi olmak, Ezidi olmak evet bir sıkıntı ama
hala bu sıkıntılar devam ediyor mu ona bakmak gerekiyor yani burada. İşte dinini değiştirmek, işte Müslümandım, Hristiyan oldum gibi ifadeler de çok alıyoruz. Dinimi yaşayamıyorum gibi söylenebiliyor. İşte ya da cinsiyet nedenleri, LGBT üyesi mensubu olmak şartı aranıyor. Ya da sosyal grup mensubiyeti, yani bir cemaat, parti, vakıf, dernek, sosyal grup, bunlardan herhangi birisinin üyesi, kurucusu, yöneticisi içerisinde bulunmak. Ya da politik düşünce nedeniyle, ille bir parti mensubu olması aranmıyor ama gazeteci, yazar olabilir, muhalif bir kişi olabilir, hani sanatçı olabilir. Yani mevcut yönetimi iletişim kanalları üzerinden eleştiriyor olabilir. Yani kendi web sitesinde yazılar yazıyor olabilir, sosyal medya hesaplarında yazıyor olabilir. Bu gerekçeler aranıyor. Yani din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal gruba mensubiyet ve politik düşünce nedeni ile bu gruplardan herhangi birisinde olmanız aranıyor. Eğer bunlarda iseniz o zaman bakıyor, evet sizin mensup olduğunuza inandım diyor ama mağdur olduğunuza inanmadım diyebiliyor. Bundan dolayı da mağduriyet bakıyor. Yani bu altı gruptan birisindeyseniz, din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal gruba mensubiyet, politik düşünce nedeni ile bunlardan herhangi birisinde olacaksınız. Sonra bir de mağduriyetiniz olacak. Yani ya siyasi kovuşturmanız olacak, ya ülkenizde savaş, iç çatışma olacak, Allah göstermesin, ya da hakkınızda aşağılayıcı, insanlık dışı, vücut bütünlüğünüzü bozacak işkence, zulüm, baskı, hakaretler, işlem veya cezalar olacak ki iticanız kabul edilebilsin. Eğer bu gerekçeler yoksa, siyasi kovuşturmanız yoksa, insan haklarınız ihlal edilmediyse, kanunsuz işlem, ceza, aşağılayıcı uygulamalar yoksa, işte hapis cezasını gerektirecek bir olay yoksa, değerli arkadaşlar, ilticanız kabul edilmez. Bu şartlar aranıyor. Ekonomik sebepler iltica sebebi değildir. İşsizlik iltica sebebi değildir. Yani ben geçinemiyorum, işsiz kaldım, aç kaldım, susuz kaldım, Türkiye şartları için geçerli değil değerli arkadaşlar. Bunlar, bu noktada Eritre, Somali, Yemen gibi açlık sınırının altındaki ülkelerden iltica edenlerde ekonomik sebepler geçerlidir. Ama Türkiye'de evet mühendisin, mesleğini yapamayabilirsin ama diyor ki limon sat, pazarcılık yap, yaşayabilirsin, hayatta kalabilirsin düşüncesiyle bakılmakta. Yani mesleğini icra edemeyebilirsin, hamallık yapabilirsin. Yani bağışlayın beni böyle söylüyorum ama raportör olaya böyle bakıyor. Sen yaşayabiliyorsun, hayatta kalabiliyorsun, araban pert olmuş ama sen ölmemişsin. Onu anlatıyorsun adama. Bunu anlattığınızdan dolayı da ne oluyor? Bugüne kadar yaşayabilmişsin. Yani Avrupa'ya gelene kadar da ciddi yol masrafları yapabilmişsin. Yani parayı bulabilmişsin. Yani istersen sen hayatına devam edebilirdin, bu parayla iş kurabilirdin. Bakışı var. Ekonomik sebepler iltica sebebi değildir. İşsizlik iltica sebebi değildir. Çünkü işsiz kalmışsın, yani bu şu demek. Devlet seni takip ediyor mu ona bakıyor. Devlet senin hakkında bir dava açmış mı ona bakıyor. Hem devlet beni takip ediyor, hem hakkımda dava açtı diyorsun, hem de firma firma dolaşıp iş bakabiliyorsun. Bundan dolayı da işsiz kaldım demek işe yaramıyor. Dolaştığım kimse beni Alevi kimliğimden dolayı, Kürt kimliğimden dolayı, eşcinsel kimliğimden dolayı ya da beni işte din değiştirdiğim kimliğimden dolayı işe almadı diyebilirsiniz. Ama bu toplumsal baskı sizin yani yaşamınıza kast yok yani nedir? Size karşı bir linç, bir zulüm, bir işkence, vücut bütünlüğünüzü bozacak herhangi bir vaka olmadığı için ilticada dikkate alınmıyor. İşte İstanbul'da bulunduğum yerde beni Hristiyan olduğundan dolayı, işte Alevi olduğum için, Kürt olduğum için almadılar diyebilirsiniz. Ama raportör de şöyle düşünüyor değerli arkadaşlar. Türkiye'de şu an HDP Kürt Partisi olarak mecliste bulunmaktadır. Velev ki başkan içeride olsa bile, velev ki belediyelerine kayyum atanmış olsa bile, işte CHP'de, AKP'de yine Kürtler bulunmaktadır. Aleviler de bulunmaktadır. Baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu da Dersimli, Tunceli'li, Alevi olduğunu
zaten deklar ediyorlar. Yani gördüğünüz gibi bir sürü Alevi insan ne yapıyor? Yine mecliste Hristiyan milletvekilleri de bulunmaktadır. Ve kiliseler açıktır, insanlar ibadetini yapmaktadır. Cemevler açıktır, insanlar ibadetlerini yapabilmektedir. Baktığınızda Kürtler açısından baktığınızda gazeteleri, televizyonlar, dergileri bulunmaktadır. Doğu ve Güneydoğu sizin için ya da yaşadığınız bölge, yani nerede baskı zulüm görüyorsanız orada yaşayamayabilirsiniz. Ama ülkenin diğer tarafları Bursa, İzmir, İstanbul, Bursa sizin için güvenlidir arkadaşlar diye raportör söyleyebilir. Burada bakılan olay ülkenin geneli sizin için güvenli olması gerekiyor. Ülkenin genelinde canınıza kastetmeleri, size zulüm etmeleri, işkence etme risklerinin bulunması gerekiyor. Ülkenin genelinde yakalandığınızda hapse atılma riskinin bulunması gerekiyor. Bu takdirde bu şartları oluşturuyorsanız iltica ettiğinizde dikkate alınacaktır. Öbür türlü hakkınızda herhangi bir şey olmadığı için geçinemiyorum, ne yapıp edip varını yoğunu satıp bir maceraya gidip yola çıkıyorsunuz, iltica ettiğinizde ret alırsınız değerli arkadaşlar. Onlarca vaka var böyle. Bundan dolayı ya bir şekilde kalabilir miyim, kalmak istiyorum gibi durumlarda ya hani iltica etsek de sonradan işte evlensek ya da orada meslek eğitimi yapsak kalabilir miyiz gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu da o ülkenin iznine bağlı. Yani mesela iltica ettiğiniz ülke size çalışma hakkı veriyorsa ya da meslek eğitimi yapma hakkı veriyorsa, tamam ben senin ilticanı değerlendirmeye almıyorum ama okumana müsaade ediyorum diyor mu? Bu ülkelere bakmanız gerekir. Ya da kimi ülkelerde iltica ettikten sonra evlilik yoluyla kalmak isteyenler olabiliyor. Eğer bu sahte evlilik olduğu tespit edilirse yine deport edilirsiniz. Yani evliliğin de gerçek olması gerekmekte değerli arkadaşlar. Bu konuları bir avukata danışmanız daha sağlıklı olacaktır. Ben yani özellikle topluma açık mecrada yayın yapıyorum değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu geçişler, kaçışlar veya bu tarz yani ilticayı arkadan dolanma olayları noktasında yorumlara cevap vermeyeceğim değerli arkadaşlar. Çünkü 3 seneyi aşkın süredir yayın yapıyoruz. Yani sağlıklı bir şekilde bu yayınları götürmek istiyoruz. Çünkü mağduriyetler çok. Birkaç kişinin keyfi için bu çalışmaları yakmak doğru olmaz. Bundan dolayı anlayışınıza sığınıyorum. Özel sorularınız varsa Twitter'da DM'miz açıktır. Oradan sorabilirsiniz. Instagram'da mesajlarımız açıktır. Oradan sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ancak şunu söyleyeyim. Hakkınızda bir şey yoksa, herhangi bir mensubiyetinizde yoksa maalesef ilticanız olumsuz değerlendirilecektir. İltica bir macera değil arkadaşlar. İltica yani zor bir işlem. Yani bunun kamplarda kalması, hayınlarda kalması, yani evinden, yurdundan uzak kalman, ülkene 5-10 sene gidememen, yani evet neticesinde sağlanacak imkanlar güzel olsa bile, hani gidilecek yol kutsalsa çekilen çileler de kutsaldır diyebilirsiniz belki ama bunlar yani bir macera değil. İnsanlar size dünyanın parasını verip vizenizi alırız, bak götürürüz orada. İşte Kürdüm de kabul alırsın, Aleviyim de kabul alırsın, cemaatlerim de kabul alırsın. İşte gibi sebepler söyleyip bunları söyleseniz bile inanın raportörler sizden önce binlerce insanı dinlediler. Adama baktığında cemaatten mi değil mi, Kürt mü değil mi, Alevi mi değil mi, Türk mü değil mi anlıyorlar arkadaşlar. Yalan beyan ilticanın reddine neden olabilir. Evet, bu sebeple bu bir maceradır. Yapabiliyorsanız tavsiyem de o yönde. Almanya mesela yeni göç yasası çıkarttı ve bu yeni göç yasası hala yürürlükte. Bu yasaya göre de lise ve meslek lisesi ve üzeri eğitime sahip olan insanlar iş arama vizesi ya da Almanya'da meslek eğitim yapmak için vize alabiliyorlar. Bu vizeyi aldığınız takdirde Almanya size direkt oturma ve çalışma izni veriyor değerli arkadaşlar. Yani özetle hakkında herhangi bir şey olmayan ve aynı zamanda herhangi bir dini yapıya, dil yapısına, ırk yapısına, cinsiyet yapısına, sosyal grup yapısına ya da
politik yapıya mensup değilseniz ilticanız reddedilecektir. Bu da sizin için macera olacaktır. Dürüst olmak, kitabın ortasından konuşmak gerekiyordu. Maalesef durum bu değerli arkadaşlar. Hani ülkenin gidişatını anlıyorum. İşte işsizlik, yani özellikle eğitimli insanlar, üniversite mezunları işsizlik had safhada, iş yok, güç yok, iş bulamıyoruz, huzursuzluk var. Evet anlıyorum ama ilticadaki durum da bu. Fotoğrafı ortaya koydum, değerlendirmek de size ait. Evet değerli arkadaşlar, beni izlediğinizden dolayı teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.